Evet kazanım 57'de şimdi A küçük B küçük 0 küçük C olduğuna göre aşağıdaki ifade işaretlerini bulmuş. Şimdi yani C artı B eksi A eksi. A B küçük 0. Şimdi bak A kare. Bir kere A kare eksi olsa bile çift kuvveti olduğu için A kare artı. B küp B eksi. Eksinin tek kuvveti eksidir. Tek çift kuvveti artı olur. Burası eksi. C dediğim artı. E şimdi bunları çarptığım zaman örneğin eksi çarpı a artı çarpı eksi 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 çarpı artı eksi. Buranın işareti eksi. Birincisinin işareti eksi oldu. 2'ye geldim. A artı B. Şimdi A eksi B eksi. Eksi ile eksiyi topladığım zaman yukarısı eksi. Şu bölü var arada. A artı B eksi. A eksi C. A eksi. E zaten eksi C kendisi eksi. Çünkü C artı ise eksi C eksi. Eksi eksi topladığım zaman yine eksi. Eksi bölü eksiden şurası ne olacak? Sonucum artı olacak. Eksi bölü eksi artı yapar. C eksi A. C artı eksi A da artı. Çünkü A eksi ya. Önün, eksiyle çarptım. Eksi A artı oldu. Demek ki yukarısı artı bölü A eksi B. Şimdi bak. A küçük B. Zaten bunu vermiş bana. Bunu bu tarafa attığım zaman A eksi B küçük sıfır gelecek. Yani bunu işaretlerine bile bakmama gerek yok. O zaman burası ne oldu? Eksi oldu. Artı bölü eksiden burası ne oldu? Eksi oldu. Yani eksi artı eksi oldu işaretlerim. Geçtim ikinci soruya. Şimdi burada yine bana eşitlikler vermiş. X, Y, işaretleri. Şimdi böyle sorularda birden fazla eşitlik verilmişse ilk yapacağım şey çift kuvvetlere bakmak. Çünkü ben biliyorum ki çift kuvvetler negatif olamaz. Mesela burada X kare var. Bak çift kuvvet. Bu kesin artı mı? Evet. Çünkü sıfır olamaz. Ee, bir tek sıfır olduğunda sıfır olabilir ama küçük sıfır olduğuna göre bu sıfır olamayacak. O zaman x kare artıdır. Negatif olamaz. E sonuç ne? Küçük sıfır eksi. O zaman burada z dediğim eksi. Bir kere z'yi eksi buldum. x kare artıysa artı çarpı eksi küçük sıfır yani eksi yapar. Z eksi. O zaman en sondaki sırayla dediği için sonu eksi olacak. Tamam. Z eksi verdim. E burada y çarpı z küçük sıfır. O zaman y artı çünkü artı çarpı eksi eksi yapar. Küçük sıfır yapar. Y de artı olacak. E, Y'ye artı verdiğim zaman x çarpı y küçük sıfır. Yani eksi olması lazım. O zaman x de eksi olur. Eksi çarpı artı eksi olur. Sırayla gittim bak. En sondakini kullanıp z'yi buldum. Z'den y'yi buldum. Y'den eksi buldum. Yani eksi artı eksi cevabım ne oldu? B oldu. Sırayla. Evet burada da aynı işlemi yapacağım. Şimdi verilenlere göre diyor. A, B, ABC işaretleri. Şimdi bir kere A kare artı. Bunu biliyorum. E sonuç büyük sıfırsa şuradaki B eksi 3 büyük sıfır olacak. Bunu biliyorum. Yani B büyük 3. E B büyük 3 demek B büyük sıfır aynı zamanda. 3 sıfırdan büyük olduğu için. Yani B artı. B'nin artı olduğunu buldum. Şimdi burada C parantezini aldığım zaman aşağıyı B eksi 2 küçük sıfır. Şimdi B eksi 3 e, Büyük 0 ise yani B 3'ten büyükse B eksi 2 de 0'dan büyük. Doğru mu? Hatta 1'den büyük diyeceğim. Her tarafa 1 e eklersem. B eksi büyük 1 yani işareti artı. E sonuç ne? Küçük 0 o zaman C eksi. Bak B artı bulduk. C'yi eksi bulduk. A kare küçük A. Bunu daha önce vermiştik. A kare küçük A ise A 0 ile 1 arasındaydı. Bu bir özellik olarak vermiştim zaten. Yani sonuçta A 0 ile 1 arasında olduğu için A'nın işareti ne oldu? Artı oldu. Çünkü 0'dan büyük. A artı B artı C eksi artı artı eksi cevabım D seçeneği oldu. Devam ediyorum dördüncü soruyla. Yine burada X'i işaretlerini sormuş. Şimdi burada nereden gideceğim yine? Çift kuvvetleri arayacağım. Mesela X çarpı Y çarpı Z küçük sıfır hangisinin işaretini bilemem. Yani işaretler farklı farklı olabilir. Sonuçta küçük sıfırsa ne olacak? Örneğin 2 artı bir eksi olması gerekiyor ki küçük sıfır olsun. En azından bunu biliyorum. O yüzden hatta ben burada direkt C'yi eledim. Hadi burada bir yol daha göstermiş olayım. Hatta B'yi de mi eledim? B'yi de eledim. Neden? Çünkü 2 eksi bir artı olsa çarpımları ne olacak? Ee, artı olur. Hatta şuradaki D'yi de eledim. Bak işim çok kolay oldu. Neden? Buradan bile bak şu üçüncüden bile 2 artı bir eksi olacağını anladım ben. Çünkü 2 eksi 1 artı olsa çarptığın zaman sonuç pozitif olur. Sonucun negatif olması için 2 artı 1 eksi. Burayı hallettik. Şimdi bak şurası önemli. Şurası önemli. Ee, burada şuranın işareti x kare artı. z üzeri 6 artı. İşte neden? Çift kuvvet. E sonuç ne? Artı. Demek ki şuradaki y üzeri 5 de artı. Dolayısıyla y'nin işareti artı. 5 kuvvetin işareti artıysa tek kuvvet bir de y'de artıdır. Zaten bak a'da da, e'de de ikisi de artı. Şimdi y artıysa y küp de artıdır. Bunu biliyorum. E Z üzeri 8 nedir? Z üzeri 8 artıdır. O zaman burası ne olacak? Şimdi bak sonuç ne? Eksi. Artı çarpı artı artı. Artı çarpı eksi, eksi olması lazım. x küp küçük sıfır. x'in işareti, x küpün işareti eksi. Dolayısıyla x'in işareti eksi x eksi olacak. Zaten a seçeneği x'in eksi olduğu tek seçenek. x eksi y artı bulmuştum. Hatta buradan da artık diğerinde artı olacağını x eksi y artı o zaman burası da artı olacak ki çarpı küçük sıfır olsun cevabım a oldu. Bazı sorularda seçeneklerden bile rahatlıkla gidebiliyoruz. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.